Arkadaşlar bugünün konusu bu sırt çantası. Aslında sırt çantası değil de içindeki ekipman ve malzemeler. Sabah sabah yaşadığım aksiyona bak. Cihangir meydanda 3 tane köpek saldırdı. İlk defa başıma geliyor. Kilyos tarafında binerken orada da bir sürü köpek falan oluyor. Havlıyorlar, peşinde koşuyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ama bu bayağı bir tanesi bacağıma atladı, ısırdı. Hatta pantolonumu yırttı. Neyse sabah yaşadığım küçük çaplı bir heyecan. Şimdi ne dedik? Çantam. Çantamdaki ekipmanlara bakacağız. Kaç kilo bu çanta biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çanta vallahi bana 30 kilo gibi geliyor ama tartalım bakalım. Kaç? 9.25. 9.25 ama şu an kullandığım buradaki M50 ve G7X hariç. Yani ne yapacağız? Bir 800 gram daha eklesek toplam 10 kilo kadar yapıyor. Şimdi normalde aslında bu kadar ekipman taşımıyordu. Ta ki vlog çekmeye başlayana kadar. Vlogla beraber çantama 3-5 tane kamera daha eklendi. Ama yani şimdi göreceksiniz aslında o kadar da büyük ekipmanlar taşımıyorum. Biliyorsunuz ben kendi işlerimde de hep söylüyorum. Önceki videolarda üstüne basa basa söylediğim şey şu. Ufak tefek ekipmanlar kullanmayı seviyorum. Çünkü pratiklik anlamında hem bana avantaj sağlıyor hem de çekime öyle 350 tane aletle gitmekten aslında yoruldum ve bıktım. Bu nedenden dolayı da işte sürekli mümkün oldukça yeni ekipmanları denemeye çalışıyorum. Şimdi bu çanta aslında bayağı içinde kompakt kameralar barındıran bir çanta. Ama önce kameralara geçmeden önce şöyle başlayalım istiyorsanız. Tabii ki de vazgeçilmez olan notebook. Nedir bu? 2019 model bir MacBook Pro. En üst modeli. Yani ne diyorsunuz? Yapılandırıyorsunuz ve en üst düzey, en hızlı notebook oluyor. Bu MacBook Pro 2019 model olan en üst modeli. Yani yapılandırmayı seçip en hızlı işlemci, en fazla RAM'i seçtiğimiz notebook. Detaylarına girmeyeceğim. Ama şöyle, bundan önce kaç model? 2010 mu? 11 mi? 12 mi? Tam hatırlamıyorum. 17 inçler vardı. Bu 17'lerden vazgeçemedim çünkü ekranı büyük diye çok hoşuma gidiyordu. Sonra bir arkadaşımda bu 15 inçi gördüm. O yüzden buna bir şans vermek istedim. Açıkçası da iyi ki de vermişim arkadaşlar. Bambaşka bir çağa geçiş yapmış oldum. Çünkü bu bilgisayarlar inanılmaz hızlı. Yani nasıl hızlı biliyor musunuz? Hani benim bir tane RED kameram var ya 8K çeken. O 8K'lık görüntüleri 4 kanal hiç render etmeden oynatabiliyor. Bu da tabii büyük bir lüks oluyor. Bu notebook'u aynı zamanda sette kullanıyorum. Eskiden benim bir kişisel notebook'um vardı. Bir de sette kullandığım notebook'um vardı. Artık bu benim her şeyim oldu. Yani hep yanımda da taşıdığım, sete de götürdüğüm notebook'um oldu. Bunun yanında bir tane de iPad'im var. 10 inçlik bir iPad'im var. Bu benim aslında daha çok keyif için kullandığım, işte maillerimi kontrol ettiğim, dizi izlediğim, bazı videoların üzerine görüyorsunuz yazılar yazıyorum, el yazısı, onları bununla yazıyorum. Bu biraz benim keyif notebook'um. Ama vlog'la beraber şöyle de bir işlevi oldu bu iPad'in. Özellikle iOS 13 ile birlikte buna bir tane Android kullananlar diyecek ki ulan bizde zaten yıllardır vardı. Doğru. SD kart okuyucuyu takıp arazide orada burada çektiğim videoları hızlıca sesini kontrol etmek için, görüntüyü kontrol etmek için kullandığımda bir
monitör diyelim. Takıyorum, videolarıma bakıyorum, her şey okeyse devam. O zaman bu koca notebook'u taşımama gerek kalmıyor. Sonra vazgeçilmez olan drone'um var. Bu Mavic. Neydi bu? Mavic Mini mi? Yok değil. Mini olan yeni çıkan. Bu sırada bu yeni çıkan Mini bence çok efsane alet. Biliyorsunuz 249 gram. Bu ne demek oluyor? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatları dışında. Yani kaydetmeniz gerekmiyor. Yine izin almanız gerekiyor uçmadan önce. Bir de faksla falan böyle saçma bir durumu var. Ama ilk videom vardı. Şu yukarı linkini bırakıyorum. Bakın ona. İzlemeyenler varsa özellikle baksınlar. Orada ne olmuştu? Bu drone'dan dolayı gözaltına alınmıştı. Ama bu drone'u gördüklerinde polisler gülmüşlerdi. Çünkü bu ne ya, oyuncak demişlerdi. Mavic Mini daha da oyuncak. 249 gram bir iPhone 10 büyüklüğünde. Nerede? Telefonum. Telefonum yok ama kılıfı burada. Yani şöyle kıyasladığınızda bunun iyice küçülmüş hali. Yani bunu, daha doğrusu Mavic Mini'yi uçurup bir problem yaşarsanız, polis gelirse onu gördüğünde oyuncak muamelesi yapacaktır. O yüzden de şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi ne demiştik buna? Adını unuttum ya. Mavic Air. Mavic Air bu. Şimdi biraz şeylik yapmak istemiyorum ama bir sürü drone'um var. Evet, Mavic Air. Mavic Pro var. Birinci nesil. İkinci nesil. Mavic 2 Pro. Şimdi niye bu kadar çok drone'um var? Şundan dolayı var. Bunu işlerim için kullanıyorum. Gerçekten görüntü kalitesi inanılmaz başarılı. Bunun da ondan az kalır yanı yok. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Daha doğrusu bunun değil de bir tane Hangar diye bir firma var. Bu Hangar denilen firmanın Autopilot diye bir yazılımı var. Bu yazılımla beraber şunu yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuzu beacon olarak kullanıp, yani verici olarak kullanıp koordinatlarınızı drone'a yolluyorsunuz ve sizi hiç sektirmeden takip ediyor. Diyeceksiniz ki zaten Mavic'te var bu özellik ama ya alakası yok arkadaşlar. Yazılım biraz pahalı. Kaç paraydı hatırlamıyorum. 79-89 lira gibi bir şey. Ama 4-4'lük takip yapıyor. Ben çok kullanıyorum. Özellikle motor kullanırken kendimi takip ettirmek için kullandığım bir yazılım. O yüzden bu Mavic Pro'dan vazgeçemiyorum. Çünkü Mavic 2 desteği yok yazılımın. Adamlar yazmayı bırakmışlar. Ama bu Skydio 2'yi gerçekten merakla bekliyorum. Çünkü izlediğim videolar inanılmaz. Ağaçların arasında falan hiç şaşırmadan sizi takip edebiliyor. Şimdi başka ne var? Şu dışarıdan başlayalım. Vazgeçilmez Joby'nin Gorilla Pod'ları. Bunu anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama kabaca şöyle söyleyeyim. Şöyle yetenekli bir alet. Bunu her yere sarıp her zaman bir şekilde bunu ayakta tutup kendinizi çekmek için kullanabiliyorsunuz. Ya da en basitinden şöyle hafif büküyorsunuz ve şöyle sokakta gezerken kendinize doğrultup çekiminizi yapabiliyorsunuz. Bunun iki boyunu taşıyorum. Bu 5K, yani 5 kilo taşıyan versiyonu. Bir de bunun 1 kilo taşıyan versiyonu var ki o da bu. Zaten aslında en çok bunu kullanıyorum. Çünkü kameralarım benim küçük kameralar. Dedim ya, bir tane daha var. Her yerden bunlardan çıkıyor. Bunlar, şu ayakları maalesef çok çabuk kırılıyor ve ondan sonra ayakta duramıyor ve sürekli devriliyor. Ama çok güzel bir şey yapmışlar. Kafayı ayrı satıyorlar, ayakları ayrı satıyorlar. Ayaklarda 10 dolar, 11 dolar gibi bir parası var. Yani hemen yerine yenisini koyabiliyorsunuz. Şu mikrofonlara döneceğim. İki tane shotgun mikrofonum var. Bunlar yönlü mikrofonlar. Bir tane videom vardı. En iyi vlog kamera ve mikrofon ikilisi diye. İzlemeyenler onu izlesinler. Orada kapsamlı olarak bu mikrofonların işlevlerini anlatmıştım. Ama kabaca söylemek gerekirse bunlar yönlü mikrofonlar. Yani ucu nereye bakıyorsa, şöyle göstereyim. Ucu nereye bakıyorsa orayı duyuyor, kenarlarını duymuyor. Yani duyuyor da çok az duyuyor. O yüzden
Bunlar şu anlamda şöyle özellikle kendinizi çekerken falan çok başarılı oluyor. Bu mikrofon niye çantamda var? Böyle genel bir çekim yapıyorsam, onun bunun konuşmasını çekiyorsam, özellikle bu el videolarındaki sahne arkası videoları bu shotgun mikrofonlarla çekiyorum. Çünkü yaka mikrofonu olduğu zaman bir tek sizin sesinizi duyuyor ama yanınızdaki konuştuğu zaman o mikrofonu çıkarıp onun ağzının içine sokup konuşturmanız gerekiyor ki çok hoş bir görüntü değil. O yüzden bu shotgun mikrofonlar çok işe yarıyor. Neden iki tane var? Bunu aslında çok kullanmıyorum. Bu aslında daha pro olanı, bu birazcık daha amatör olanı. Ama bu yine ufak olduğu için benim için çok daha önemli. Bunun şöyle bir avantajı var. Bu low cut filtresi var. Yani düşük frekanstaki sesleri kesme şansınız oluyor. Bir de gain'i var. Yani dB olarak arttırdığınız zaman çok daha fazla ses duyuyor ve kameranızın sesini kıstığınızda çok daha kaliteli, temiz bir ses alma şansınız oluyor. Bunlar yönlü mikrofonlarımız. Şimdi son dönemde kullandığım bir mikrofon var. Aslında bayağı direndim kullanmamak için. Ama efsane çıktılar. Herkese de tavsiye ediyorum. İnanılmaz pratik ve inanılmaz küçük. Nedir bu mikrofonlar? Rode'un Wireless Go'ları. Bunlar 2.4 GHz bandında çalışan yaka mikrofonları. Bunun güzelliği işte kendi üzerinde mikrofonu var. Direkt yakanıza takıp konuşabiliyorsunuz. Ayrı bir kabloyla mikrofona ihtiyaç duymuyor. Ve o kadar ufaklar ki her yere rahatça takabiliyorsunuz. Aynı zamanda kameranız da hafif tutuyor. Şimdi ondan önce ne kullanıyordum? Sony'nin yaka mikrofonunu kullanıyorum. Bu zaten benim M50 kadar bir yaka mikrofonu alıcısı. Şöyle göstereyim. Oldukça büyük. Gerçi bu şöyle, bu benim için çok özel bir ürün. Bu iki kanal alıcı. Ne demek bu? Bu şu demek arkadaşlar. İki tane yaka mikrofonu vericisi varsa iki ayrı kanal olarak kaydediyor. Böylelikle siz bir konuşmacının sesi azsa onu arttırabiliyorsunuz sonra ya da diğerini kısabiliyorsunuz. Ben mesela Tamer abiyle yaptığım söyleşide ve Ali Tank'la yaptığım söyleşide bunu kullandım. Bunun için tabii iki tane de vericiye ihtiyacınız var. Bunlar o yüzden biraz tuzlu. Bu maalesef Türkiye'de olmayan bir ürün ve bunun çok kötü bir hikayesi var benim için. Bunu İngiltere'den aldım. Amerika'dan da alamıyorsunuz çünkü bant aralıkları farklı. İngiltere'den aldım, gümrüğe takıldı. Telsiz Genel Müdürlüğü'nden onay gerektirdi. O yüzden gümrükte bir ay kadar vakit geçirdi. Üstüne üstlük de bir sürü denklik belgesi parası falan ödemek zorunda kaldım. Saçmalık. Ama maalesef Türkiye'de şartlar bu şekilde. Ne var? Hadi kameralara geçelim. Şimdi şöyle iki tane case'de benim en sevdiğim iki kamera var. Biri boş çünkü biri şu an bu kamera. Canon G7X ve onun küçük kardeşi, küçük falan değil aslında yeni versiyonu G7X Mark III. Bunu aldım çünkü bu kameranın artık ses girişi var. Yani ne yapayım, hani ben mikrofonlar kullanıyorum ya, işte bu mikrofonları bağlayabilmek için bir ses girişine ihtiyacım var. O yüzden de bu kamera inanılmaz. Bu kamera yalnız Canon büyük bir salaklık yaptı. Nasıl yaptılar böyle bir salaklığı bilmiyorum ama Canon G7X Mark III yazıp YouTube'da search ederseniz bir sürü kötü video göreceksiniz. Fokus kaybettiği ile ilgili. Evet doğru, ben de bu review'ları izledikten sonra almadım bu kamerayı. Ta ki yeni güncelleme çıktılar ve bu hatayı düzelttiler. O zaman gittim hemen sipariş verdim. Bunun altında şöyle bir tane plate kullanıyorum. Small rig'in. Bu şu işe yarıyor. Hem nerede? Altına tripodu bağlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bağladıktan sonra mesela bu dedim ya yaka mikrofonu. Bunu yanına monte ediyorsunuz. Ve şöyle bir sistemle yaka mikrofonlu ve pratik bir sistemimiz oluyor. Bunun en güzel yanı da dilerseniz kapağı açıyorsunuz. Hiç tripodu sökmeden pilini ve kartını değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu yönlü mikrofonları da şu şekilde takıp pratik bir vlog kamerasına dönüştürebiliyorsunuz. Kaç dolar? 20-30 dolar bir şey bu alttaki plate. Şimdi tabii ki de bunları besleyecek bir power bank'e ihtiyacımız var. Bu Anker'ın 28.000 mAh'tı yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda USB-C girişi var. Bu USB-C sayesinde notebook'umu da besleyebiliyorum ve bu tam olarak bir kere notebook'umu şarj edebiliyor. Arazi için inanılmaz biri geldi.
Ne diyorduk? Powerbank'ten bahsediyorduk. İşte notebook'u besliyor, onu besliyor, bunu besliyor. Bir USB-C giriş çıkışı var. İki de USB çıkışı var. Bunun güzel yanı bu USB-C'nin MacBook Pro'nun adaptörüyle şarj edip aynı zamanda aynı kabloyu kullanaraktan da MacBook'umu şarj edebiliyorum. Böylelikle bunun için ayrı bir şarj ünitesi taşımama da gerek yok. Bunu bu şekilde taşıyabiliyor. Tabii ki de kablolar. Şimdi zebillah kadar kablo taşıyorum. Aslında sizin belki de bu kadar şeye ihtiyacınız olmayabilir ama mesela burada benim için önemli olan ne var? İşte USB-C'den HDMI'ya çıkış. Bu adaptörü aynı zamanda iPad Pro'mda da kullanıyorum. Mesela işte yurt dışına çekimlere falan gidiyorum ya, bunu bağlıyorum. Bir tane de burada benim HDMI kablom var. O HDMI'yi oteldeki televizyona bağlıyorum. Dizimi falan hepsini televizyondan izliyorum. Bu adaptör aynı zamanda MacBook Pro'mda da çalışıyor. Bu iMac Pro'ların... iMac nereden çıktı ya? iPad Pro'ların USB-C'ye geçmesi o yüzden efsane oldu. MacBook Pro'da kullandığım bütün adaptörleri iPad Pro'da da kullanabiliyorum. Bunlardan bir tanesi de kart okuyucum. USB-C hızlı kart okuyucu. Bunu yine iPad'de ve MacBook Pro'da kullanıyorum. Şöyle bir adaptörüm var. Bence aslında tek ama tek önemli adaptör bu. Nedir bu arkadaşlar? Notebook'un şöyle yanına takıyorsunuz. Ve size iki tane USB, bir tane USB-C ya da Thunderbolt 3 çıkış, bir tane HDMI çıkış ve SD kart girişleri veriyor. Zaten bunu taktıktan sonra da aslında başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ama tabii ben pimpirikli bir adam olduğum için yok işte Ethernet adaptörüm, işte bir tane daha kart okuyucu, ondan sonra bir tane daha Ethernet falan filan. Yani böyle bir sürü aslında fazladan kablom var ama işte ne oluyor, yurt dışına gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz, Allah kabloyu almamışım diyorsunuz ve mal gibi kalıyorsunuz. Mal gibi kalmamak için de böyle fazla kablo taşıyorum. Bir tane şöyle saçma ışığım var. Bunu aslında para verip almadım. Bir şeyin içinden çıkmıştı ama çok işime yarıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle kendime ufak dolgu yapmak için orada burada kullandığım bir şey. Şu an buranın ışığı iyi olduğu için şu an buna gerek yok. Önünde de şöyle bir filtresi var. Renk düzeltme. Bununla böyle kendine dolgu yapıp mesela şuramdaki iğrenç şişi şöyle doldurarak yok edebilirim. Neyse bunu kapayalım. Ne oldu ya? Bitiyor mu? Ha bir dakika ya. Bir dakika. Bir tane yedek telefonum var. Niye var biliyor musunuz? Şu Kanada'da bisiklette bir tane telefonumu patlattım ya. Yurt dışından bir tane telefon almak zorunda kaldım. iPhone XR. Ve o telefon çöp oldu. Niye çöp oldu? Çünkü yeni yasa çıktı ya, artık kendi adınıza kaydedebiliyorsunuz ve bir kere kaydedebiliyorsunuz ve bunu 3 sene boyunca kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra ancak yeni hakkınız oluyor. Ben kaydettirdim telefonu. Koray Brandt olarak giriş yaptım ülkeye. Pasaportumda damgam var. Gayet güzel. Hattımı kaydettirdim. Sonra BTK dedi ki hayır kardeşim kullanamazsın. Çünkü senin telefonu şirket hattı. Şirket hattı olduğu için de isimler tutmuyor dedi ve hem hakkım yandı, hem 1500 liram gitti, hem de telefonu kullanamaz hale geldim. Ve gidip kendime bir tane şahsi hat almam lazım. Ama niye öyle bir şey yapayım? Benim şirket hattımda fiyat avantajım var. Onu da kaybetmek istemiyorum. Maalesef o telefonu kullanamıyorum. O yüzden artık yurt dışından telefon almak benim için hayal oldu. Yurt dışında da oluyor. Yani soyulabilirsin, kırabilirsin. O yüzden mutlaka bir tane yedek telefon taşıyorum. Bu yedek telefon aslında şöyle de iyi oluyor. Drone'u falan kullanırken yedek telefonla kullanıyorum. Hem de biri aradığı zaman falan havadayken saçma sapan panik atak yaşamamış oluyorsunuz. Tabii ki de AirPod'um var. Diğer AirPod'um nerede? Allah Allah. Neyse bulamadım. Bu ikinci nesil AirPod. Şurasında yeşil ışığı var. Oradan anlıyorsunuz. Bu ikinci nesili kablosuz pedler var. Böyle üzerine koyup direkt kablo olmadan şarj edebildiğin o özelliği barındırıyor. Fakat bu yeni çıkan AirPods Pro gerçekten inanılmaz. Beklemiyordum. Dış ses kesme özelliği, yani noise cancellation özelliğini çok iyi yapmışlar. Bunların böyle silikon pedleri var.
kulağının içine tam oturmasını sağlayan onlardan var. Ben onları çok sevmiyorum. Ben de Bose'nin ya da Bose neyse işte onun kulaklıkları vardı. Bu kulaklıklarda şöyle bir durum oluyor. Müzik dinlemediğin zaman kulağındayken sana aslında uğultu yapıyor dışarıda. Hani kulaklarını tıka öyle bir ses duyuyorsun. Fakat Apple bunu çözmüş. İçeri ve dışarı koyduğu mikrofonlarla dışarıdan gelen sesi içeri veriyor. İçerideki mikrofonla da kulağının nasıl bir ses duyduğunu simüle ederekten de sana o sesi çok daha iyi duyacağın şekilde ayarlıyor. Biliyorum çok teknik ve geyik geliyor ama gerçekten büyük fark. AirPod Pro ile ilgili detaya girmeyeceğim ama İnanılmaz başarılı olmuş. Bir de uçakta denemem lazım ama genel anlamda çok başarılı. Çantam içindeki en önemli cihaz bu hard disk. Glyph'in RAID'li hard diskleri. Bunlar saniyede 800 MB'a çıkıyor. 2 TB'lık bir disk bu. Bunlardan bende 2 tane var. Mobil hayatımı bununla sürdürüyorum. Bırakın mobil hayatımı, aslında ben bunu işte de kullanıyorum. Özellikle biz bu RAID'le bir şeyler çektiğimiz zaman bir günümüz bizim 2 TB demek oluyor. Ve 2 TB'ı buna aktardığın zaman saniyede 800 MB bölü saniye ile aslında büyük bir avantaj oluyor. Sonra ofise gelip bir de bunları backup server'a aktarmam gerekiyor. Orada böyle vakit kaybetmemek için yavaş hard disklerle biz bunları kullanıyoruz. Bunun fiyatı, ben bunu ilk aldığımda, bu siyah olanı ilk aldım, sonra bir tane gri olanından aldım. Aynı da rengi farklı bir tek. İlk aldığımda $900 gibi bir para vermiştim bundan 2 sene önce. Şimdi bunlar $400 civarında. Ve bence bu ara bunların fiyatları daha da düşecek. OVC diye bir marka var. OVC bunun 2 TB ama saniyede 2.8 GB data transfer hızı olan versiyonunu yapmış. Onu da $600 satıyor. Benim tahminim bunlar $200'lara düşecek. 2.8 GB saniyede data transfer hızı olan disklerde bunun yerine oturacak. Yani $400 civarında olacak. Herhalde yeni yılla beraber 2020'de bunu göreceğiz diye tahmin ediyorum. Evet, devam edelim. Olmazsa olmaz kamerama geldim. O da tabii ki de bulamıyorum. Evet, olmazsa olmaz kameramda DJI Osmo Pocket. Bunun bir tane şeyini kullanıyorum. Polar Pro'nun bir tane şöyle case'i var. Göstereyim. Şimdi o çıkarabilecek miyim? Ha, şöyle çıkaracağım. Çıkaramıyorum. Aslında ürün bu. Fakat şöyle bir case var. Bu case'in özelliği niye aldım biliyor musunuz? Çünkü bunun yine aynı şekilde, Allah'ım bir sürü alet oldu. Şu mikrofonu yine yanına takıyorum. Ses girişinden Osmo'nun ses adaptörüyle buna ses girişi sağlıyorum. Aynı zamanda da yine tripoda monte edebiliyorum. Böylelikle yine bir pratik durum oluyor. Ve çok kompakt oluyor. Şu şekilde de bağladığım zaman kendimi de çekebiliyorum. Aynı zamanda da mikrofonum olmuş oluyor. Bunların özelliklerini yazacağım aşağıya. Bakarsınız. Süper bir case. Case değil de işte yine bir nevi adaptör. Ne var başka? Ha, aksiyon kameralarım var. GoPro. Osmo Action'dan daha çok sevdiğim. GoPro 7 bu sırada. 8'i almadım. Niye almadım? Osmo Action'daki aynı nedenden dolayı almadım. Çünkü o kadar crop aksiyonda bir işime yaramıyor. Onun için de yenisini almama ihtiyaç yok. Aslında verdim sipariş, sonra iptal ettim. Çünkü bir sürü review izledim. Evet, stabilizasyonu bir tık daha iyi vesaire vesaire. Ama ben sonuçta bununla iş çekmiyorum yani. Sonuçta vloguma ya da kendim için bir takım aksiyon, motorda, bisiklette görüntü çekiyorum. O yüzden de daha fazlasına ihtiyacım yok. Bu gerçekten efsane bir kamera. Bu Rylo var. Bu kamerayı maalesef çok insan bilmiyor ve çok üzülüyorum. Çünkü efsane bir kamera. Bu kamera 360 stabilizasyon, 360 kamera ve stabilizasyon yapan bir kamera. Ve bunu ilk yapan kamera. O zaman daha o Fusion'lar, Max'ler, GoPro'nun ürünleri yokken Garmin'in ya da herkesin kullandığı ne vardı ya? Hatırlamıyorum. Bir tane şöyle ince uzun saçma sapan bir kamera var. Ne kafana takabiliyorsun ne başka bir yere takabiliyorsun. Form faktör olarak bence süper kötü bir tasarımı olan bir kamera. Onunla aynı işlevi yapıyor. Ne yapıyorsunuz? İşte iPhone'unuza bağlıyorsunuz, görüntüyü aktarıyorsunuz. Aynı zamanda PC ve Mac yazılımları da var. Yine masa üstünde de yapabiliyorsunuz. Kadrajınızı sonradan oluşturabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz direkt 360 olarak yüklüyorsunuz. İnsanlar kendileri gezebiliyorlar içinde. Bu bizim gibi aksiyon sporlarıyla uğraşanlar için müthiş bir deneyim sunuyor. Çünkü hep
şey olur. Kadrajı yaparsınız, işte ne bileyim bir rampadan atladığınız zaman GoPro biraz kayar. En güzel anlarınızda sadece yeri çekiyor olur. Bunda kadrajı sonradan oluşturabildiğiniz için kontrol sizde oluyor. Hatta o kadar avantajlı ki Kanada'da düştüm. Bu kamera kafamdan uçtu, yere kondu. Sonra ben tekrardan kadrajımı oluşturarak nasıl düştüğüme baktım. Efsane kamera. Son olarak birkaç ıvır zıvır kaldı. Aa bir dakika ya, ıvır zıvırdan ziyade karşımda duran M50. Bu M50'yi satmaya karar vermiştim. G7X Mark 3'ümü aldıktan sonra. Nerede bu kamera? Nereye gitti ya? Arkadaşlar kör oldu. Allah Allah. Ne oldu ya, çantaya mı koydun? Her neyse, ha işte burada ya. Bunu aldıktan sonra mikrofon işlemim çözüldüğü için aslında bu M50'ye ihtiyacım kalmadı. Bir de bunun şöyle bir güzelliği var. Üstünde kendi ND'si var. Özellikle çok güneşli ortamlarda ND'yi açıyorsunuz. 1/50 shutter'ı ayarlayıp 1.8 diyaframda çektiğiniz zaman işte arka flu'ya gidiyor falan. Çok daha sinematik görüntü vesaire vesaire. O yüzden bu kamerayı çok seviyorum. Aynı zamanda az ışıkta da performansı çok başarılı. Çünkü M50'nin default lensi vardı. Yani kit lensi. O İşte biraz yaklaşıyorsun 5-6-3 diyaframa çıkıyor. Zaten hatırlamıyorum 4.5 mu 5-6 mı ne bir diyaframım var. Yani öyle 1.8-2 falan değil. Fakat gittim buna geçen el setinde bir tane 22 mm aldım. 2.2 diyaframım var. Onu aldım. Hatta şu an o lensle çekiyorum. İşte o zaman bu kamera anlamlı oldu benim için. O yüzden satmaktan da vazgeçtim. Neyse işte kablo mablo ıvır zıvır. Ne var burada? iPad'in kalemi var. İşte hızlı şarj adaptörüm. Canon G7X'lerin şarj adaptörü. Burada birkaç Osmo'nun ıvır zıvırı var. Bunlardan bir tanesi. Osmo için geniş açı lens adaptörü. İşte ses adaptörü falan böyle bir kutuda duruyor. Şöyle G7X'ler için ekstradan 3 tane daha pilim var. Aslında bu kadar. Bir tane Jellyfish'in iPhone adaptörü tripoda bağlanan. Evet, aslında genel anlamda bu kadar. Ha bir de tabii ki de SD kartlarım var. En önemli. Şöyle bir case'im var, Pelikan'ın. Pelikan'ı bilenler bilir. Dünyanın en iyi case'lerini yapan. Büyük bizim kamera ekipmanlarımızı, sinema kamera ekipmanlarımızı taşıdığımız case'ler. Onun böyle bir SD kart kılıfı var. Başka da bir şey yok açıkçası. Başka da bir şey yok dediğim işte böyle bir rezalet taşıyorum çantamın içinde. Ama hepsi de gerekli arkadaşlar. Sorularınız varsa ekipmanlarla ilgili sorun. Yorumlarda cevap vermeye çalışırım. Diyorum arkadaşlar, benden çok teknik video istiyorsunuz ama benim size burada sunmak istediğim aslında biraz ben ne yapıyorum, nasıl bir hayat yaşıyorum, o hayattan nasıl besleniyorum, nasıl üretiyorum, nasıl bir ortamım var. İşte size biraz ışık tutmak derdim var. O yüzden de oturup böyle bilgisayar başında böyle tutorial videoları, eğitim videoları yapmak istemiyorum. Ama birazcık da tabii ki de kullandığım ürünlerden bahsetmek istiyorum. Son olarak kapamadan önce, şimdi burada ben iki kameralı bir düzenek kullanıyorum. Karşımda M50, burada da G7X Mark 2 var. Mark 3'ü niye kullanmıyorum? Çünkü şu an ses girişim M50'de olduğu için gerek yok. G7X Mark 2 gayet yeterli oluyor. Bunları nasıl eşliyorum? İki tane yöntem var. Biri şu, hepinizin bildiği üzere yapıyorsunuz. Ve o seslerin peak yaptığı yerleri timeline'da, Premiere'de ya da Final Cut'ınızda eşlediğiniz zaman iki ses eşleniyor. Ama ben o kadar tembelim ki Pluralize diye bir tane Red Giant'ın yazılımı var. İki klibi seçiyorum, eşle diyorum, o otomatik eşliyor. Böyle çoklu kamerayla çekim yapıyorsunuz, eşlemeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Başka ürünlerle anlatacağım bir şey yok. İnşallah bir sonraki videom moda fotoğrafçısı nasıl olunurla ilgili olacak ama birkaç arkadaşla görüşmek istiyorum. Kafamda Tamer Yılmaz var her zamanki gibi, Emre Doğru var ve yeni kuşak fotoğrafçılardan da Hasan var, Hasan Karaaslan. Tabii onların zamanlamalarını denk getirmem. Aynı zamanda da kendi zamanlamamı denk getirmem gerekiyor. Haliyle yoğun bir dönemden geçiyoruz. Gözde ya. Bitti. Bütün videoyu baştan kaydetmem lazım. 20 dakikadır konuşuyorum. Şaka yaptım. Geç.
Ne diyordum? Ödüm koptu lan dedi. Vallahi unuttum. Neyse benden bu kadar. Ha, fotoğrafçılardan bahsediyordum. Zamanlamaları denk getirdiğim anda böyle bir video yapacağım. Bence güzel olacak. Takip edin. Like edin. Sağlıcakla kalın. Hadi arkadaşlar.